Akit ekranlarından merhabalar, mutlu sabahlar, hayırlı günler. 22 Ağustos Salı Türkiye ve Dünya gündeminden gazetelerin manşetlerine yansıyanlarla karşınızdayız. Akit TV Haber Koordinatörü Sayın Muharrem Coşkun'la birlikteyiz. Sayın Coşkun öncelikle hoş geldiniz efendim. Programı. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar. Kıymetli izleyiciler sizler de kanalımızın WhatsApp ihbarat üzerinden görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilir, programımıza katkı sunabilirsiniz diyelim ve geçelim. Bakalım manşetlerin dili bize bugün neler söyleyecek. İlk olarak Yeni Akit gazetesi ile başlıyoruz. Aile bağını koparmayın manşetiyle çıktığı Yeni Akit gazetesi okuyucularının karşısına. CHP ve avaneleriyle arka bahçesi konumundaki feminist oluşumların ısrarla savunduğu batıdan devşirme yasalar, 6.284 sayılı kanun, çocuk hacizi ve süresiz nafaka gibi dayatmalar adeta enkaza dönen aile birliği şimdi de soyadı tehdidi altında demiş Yeni Akit gazetesi. Kadına kızlık soyadını kullanma hakkını veren ancak kocasının da soyadını almasını zorunlu kılan medeni kanunun 187. maddesini iptal eden anayasa mahkemesi verdiği kararla aile birliğine dinamit koyarken meclisin 28 Ocak 2024 yılından önce ailenin birliğini zedelemeyecek yeni bir kanun çıkartması gerekiyor. Evet Sayın Coşkun aslında çok önemli bir konu biz programlarımızda bunu sıkça gündeme ediyoruz. Yeni Akit gazetesi de bugün bunun manşetinden vermiş. Aile bağlarını <laughs> koparmayın. Ailemiz üzerinde yani Türk toplumunun en temel yapı birimi olan aile üzerinde ciddi bir oyun oynandığını görüyoruz. Bu oyunla nasıl mücadele edilmesi gerekir? Bu haberi nasıl ileri taşımamız gerekir sizce? Evet. E, gerçekten Türkiye'nin, Türkiye gibi toplumların hemen söyleyelim, e, temel, temeli temelinde en güçlü unsur ailedir. Bakın, bizim toplum olarak son 200 yıldır uğradığımız bunca saldırıya, bunca taarruza rağmen içeriden ve dışarıdan bunca nifak tohumu, ifsat projelerine rağmen ayakta kalmamızın en en önemli sebeplerinden biri ailemizin sağlam olmasıdır. Şimdi, ee, ancak ne yazık ki bakın, son özellikle Avrupa Birliği süreciyle birlikte 80'lerden itibaren özellikle aileyi tahrip etmek, ailemizi dinamitlemek, yıkmak için çeşitli çok sayıda proje yürüdü. Ya yani düşünün mesela hep kuşkuyla bakmışızdır zaten. 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde bile insanlar ayağına ayakkabı bulamazken, ekmek bulamazken devlet bazı aşıları köylere kadar ücretsiz götürdü. Neden götürür mesela? İnsanların açlığını bile düşünmeyen devlet, bazı aşıları özellikle neden zorunlu, hatta e, propagandasını yaparak köylere kadar. Halk sağlığı hassasiyeti bir, denebilir şimdi, mi? Şimdi, mesela ben Doğu ve Güneydoğu'da özellikle birçok vatandaşımızın aşı aşılara şüpheyle yaklaştığını, çünkü kısırlaştırma tehlikesi olduğunu hmm. falan hep duymuşum. E, son yıllarda özellikle Avrupa Birliği süreciyle birlikte. Bizim çünkü Avrupa'dan, Avrupa bugün artık biliyorsunuz gayrimeşru çocukta çocukta e, epey bir oranla %60-70'lere çıkmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri daha yüksek seviyede. Aile diye bir şey yoktur. E, e, dolayısıyla da çürümüş bir toplumdan bahsediyoruz. E, en ufak bir krizde de paramparça oluyorlar, yağmalamalar, cinayetler ve ülke kaosa dönüyor. Bizde bakın, Türkiye aslında şimdiki değil. Bakın 2090'lı yıllar, daha önceki yıllarda çok krizler atlattı. Hem maddi krizler hem manevi krizler. Ama bizim toplumumuzda ne var? Aile ve aile efradı dayanışması var. Bizde e, kadının kadına yaklaşım, anne, eş farklıdır. da farklı bakılır. Baba, dede, nine Aile, çocuklar, torunlar ayrı bir şeydir. Dolayısıyla e, bizde çocuk e, 40 yaşına gelse, işsizse hala evin oğlanıdır ve baba ona harçlık verir. Doğru bir anlayış mı peki hocam? Hayır şöyle bakın. Örnek veriyorum şu, Avrupa'da 18 yaşına geldiğinde çocuk evinden ayrılıyor. Tamam, ve kendi var, kendi bakın. sorumluluklarıyla. Tamam bak sorumluluk vermek başka bir şey. sorumluluk sorumluluk e, ama şunu anlatmaya çalışıyorum. İşsiz kal, bir insan işsizde kalabilir. İşsizliğin yaşı yoktur. Veya borçlanır, sıkıntıya düşer. Bunun yaşı yoktur. Olabilir. Hepimizin başına gelebilir. Geliyor da zaman zaman. Dolayısıyla ne yaparsın sen? İlk kapısını bizde ne yapar? Ailesinin kapısını çalıyor. Ee, evinin kirası ödememişsin. Babası ona destek olur. Ailesi ona destek olur. Kapıyı açar. Yine e, haşrını verir. Bu, bu, bu hasretleri batta göremezsin. Eş meselesine yaklaşımda, hanım-bey meselesine yaklaşımda çok farklıdır. Yoksa şey manasında değil sorumluluk manasında bizim medeniyetimizde 12 yaşında ülkeyi teslim etmiş. 7 yaşında 12 yaşında tahta çıkan padişahlarımız var. Yani dolayısıyla e, sorumluluk almak, sorumluluk vermek e, çok daha farklı bir şey. Biz Bizim toplumumuzda yeri geldi mi sorumluluk vermek mesela birçoğumuzun dedesi ninesi 12-13 yaşında evlenmiştir. Evlenmek büyük bir sorumluluktur. Yani aile kurması istenmiştir bunlardan. Yani bu başka bir şeydir. Bunu şeyle karıştırmayalım. Yani bir insanın çocuğuna belli yaşlarda destek olmasıyla ona sorumluluk vermesi farklı şeylerdir. Bizim kültürümüzde ikisi de farklıdır. Yani ikisi de meczedilmiştir. Her ikisi de e, yeri geldi mi çok daha genç, küçük yaşta devasa sorumlulukların altına giren gençlerimiz var. E, Delikanlılarımız var, kızlarımız var. Bunu da söyleyelim. Şimdi burada mesela diyeceksin ki soyadı bir zamanlar kadın hiç taşıyamıyordu mesela evlendiği şahsın soy ismini alıyordu ve öyle devam ediyordu. Bizde ve İslam'da da soy babadan erkekten devam eder. Yahudilikte kadından devam eder. Şimdi baktığımız zaman ha bazıları şunu diyebilir. Kardeşim ne olacak yani bir ötesi bir soyadı değil mi? Yani o kadar e, basite indirgeyebilirler. Diyebilir. Bakın. Şimdi bir İzleyicim buna, bu kalemi Muharrem Coşkun yazdırmış. Bana göndermiş hediye olarak. Teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi başka bir kalem daha var. Bunda da Muharrem Coşkun yazmıyor. Tamam, i̇kisi de kalem. Bunu bilmiyorum. Birisi hediye mi etti? Emin değilim. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Bakın onu bile bilmiyorum. Bak şimdi. Yani bu kalemi ben parayla mı aldım? Hediye mi geldi? Yoksa birisinin aşantiyonu mu? Birisi eşantiyon mu verdi? Hediye? bilmiyorum şu anda. Bu kalemin hikayesini bile bilmiyorum. Ama cebimde taşıyorum. Ama bu kalemin hikayesini biliyorum. Niye biliyorum? Çünkü üstünde özenilmiş. özenilmiş. Muharrem Coşkun yazıyor ve ben bir aidiyet duygusu hissetmişim. Tamam mı? Yani bu kalemin hikayesini biliyorum. Şimdi e, bunu e, şu anda bunları da önceden hazırlamış değilim ha cebimde tesadüfen vardı bu kalemler. Şimdi demek istediğim şu. E, bir soyadı deyip geçmeyeceksin. Hani emin olun bu aidiyet duygusunu, bağlılığı ve ailedeki birlikteliği psikolojik olarak sinerjik olarak ısı, ısıtacaktır, artıracaktır. Ortak bir soyadımız var. Yani düşün, baba oğul. Mesela ben e, bu soyadı değiştirme hakkı çıkınca geçtiğimiz yıllarda T bizim Osmanlı dönemindeki kabilemizin soyadını tekrar almayı düşündüm. Yani mevcut soyadımı neydi acaba? o <laughs> Mesela biz Zehir Ali oğullarıymışız mesela. Tamam Kendimize Zehir Ali demek istedim mesela. Ya da Zehir Ali oğlu olmak istedim. Ama e, düşündüm. Dedim ki babamın soyadından farklı olacak. Yani kardeşimin, abimin, kız kardeşimin soyadından farklı olacak. Annemin soyadından farklı olacak. Ya bu benim içime sinmedi mesela. Yani e, düşün belki e, ben 1600 lira kadar gittim kendi şeyimi, geçmişimizi araştırmak için. E, biz o, onunla yaşamışız, kabilemiz o şekilde Osmanlı kayıtlarına, tahrir defterlerine geçmiş, askeriyeye öyle işlenmiş, cepheye öyle gitmişler falan. Ama ne yapıyorsun? Ee, ya tüm e, kabileyi yeniden ikna edeceksin böyle olalım diye veya e, kopamıyorsun. Yani çocuğundan, eşinden, abinden, babandan, annenden farklı bir soyad. Soyad işte bu böyle bir şeydir. Bakın. Bunu anlamak için aslında biraz ailenin ne olduğunu, vefanın ne olduğunu, birlikteliğin ne olduğunu, ortak sesin, ortak duygunun, duygudaşlığın, e, aidiyet duygusunun ne olduğunu bilmek lazım. Şimdi dolayısıyla bu basit bir mesele değil. Yani soyadı meselesi basit bir mesele değil. E, yani bağlayan unsurlardan biridir aileyi birlikteliği sağlayan. Ha çok çok önemli birinci derecede bir değildir tabii ki. Ama ee, bu da unsurlardan biridir. Bir bahanedir. Bir vesiledir. Yani e, ne oluyor? Sen e, bazı şeyler vardır. Etkisizlik bazısının azdır. Bazısının çoktur. Ama bunları koparmaya başladığın zaman e, yavaş yavaş yok etmeye başladığın zaman e, o payandalar, aileyi tutan e, şeyler daha çabuk et yok olur ve aile daha çabuk etkilenmeye başlar. Duygusal bağ kopmaya başlar. Dolayısıyla bence Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da, Yüksek Yargı Kurumlarında e, mutlaka ve mutlaka özellikle bu aile, çocuk, boşanma, nafaka, evlilik gibi konularda, kararlarda psikolog, sosyolog, toplum bilimci yani insanların ruh halini, aile bağlarını çok iyi bilen, ruh halini çok iyi anlayan insanlarla istişareli yapılmalı, verilmeli bu kararlar. Yoksa mesela daha önce de söyledim belki bilmiyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bekardan, bekardan yurt müdürü yapmazlar. Çocuk yurd müdürü yapmazlar. Niye? Çocuklar anlayamaz. Merhametsiz davranabilir çocuklara. Orada gelen çocuklara. Bizde yıllarca, ha, e, şu andaki aile bakanımız sağ olsun bir ailesi var. Mutluyum şimdiki aile bakanımızdan hem de umutluyum da. Ama daha önceki birçok aile bakanımız bekardı mesela. Ya Bekar insanı aile bakanı yapıyorsunuz. Ailesi yok yani. Bu ayıp bir şey değil ama yapma yani. Ailesi olan birini yap. Dolayısıyla ee, bunu anlamamız lazım. Yani bu kararı veren e, yüksek yargı e, Anayasa Mahkemesi vermiş, değil mi? Evet. Anayasanın Medeni Kanunu 187. 187. maddesini iptal etmiş Anayasa Mahkemesi ve e, artık kadınlar e, soyadı, erke eşinin soyadını taşımak zorunda değilmiş falan. E, Gazete de burada çağrı yapmış zaten 28 Ocak 2024'e kadar sanıyorum. Yeni bir düzenleme yapılmazsa bu kalıcı olacak. Onun için de e, bir çağrı yapıyor. Biz de aynı çağrıyı yapmış olalım. Çünkü ailemizi, ben her zaman şunu söylüyorum. Bu sadece soyadı meselesi değil, aileyi tehdit eden biliyorsunuz. Biz bu konuda Akit Medya grubu, grubu olarak gerçekten çok ciddi yayınlar yapıyoruz. Hem gazete olarak hem televizyon olarak hassasiyetimiz ve bizim kırmızı çizgimiz aile. Çünkü bu toplumun temel dinamiği aile. Böyle olunca aileyi sarsan en başta diziler yapımlar, filmler. Efendime söyleyeyim, sivil toplum örgütleri, feminist hareketler, e, sapkın dediğimiz e, ak, e, yapıların dernekleri, faaliyetleri ilkokul, ortaokul, anaokullarına kadar inmiş cinsel yönelim faaliyetleri, tercihler yok, renkler yok. E, mesela ABR Aile Bakanlığı'nın broşüründe vardı. İşte çocuklarınıza kızsa erkekle bir oyuncak, erkek oyuncağıdır, kız oyuncağı seç, seçimi yapmayın. Falan gibi böyle saçma sapan tavsiyeler vardı. Yani ben aile meselesinde bakın aile meselesinde hassasiyetimizin, yasal düzenlemelerimizin Avrupa'daki e, Yahudi soykırımı yani ne diyorlar ona antisemit kanunları kadar güçlü olması taraftarıyım. Neden? Bakın düşünce özgürlüğü fikir özgürlüğü falan diyorlar değil mi Avrupa'da mesela baktığın zaman mangalda kül bırakmıyorlar ama siz gidin Avrupa'da e, Yahudi soykırımı yapılmıştır. Ya yapılmış diyorsunuz ama abartıyorsunuz de mesela. Hafife al. Ya komple teorisi olamaz mı? Gerçekten e, belki de yapılmadı diye bir soru sor. Anında büyük ceza alırsınız. Tüccarsanız iflas ettirilirsiniz. Gazeteciyseniz susturulursunuz. Yani hayatınız kararır. Unutmayın. Sanatçıysanız artık bitersiniz. Yani siz yani düşünce ve fikir hürriyeti dedikleri şey Yahudi Siyonizm'in e, sınırlarına kadar orada onları üzecek. Onları e, onların ezberini bozacak bir cümle kurduğunuz anda hepsi biter. Düşünce özgürlüğü, fikir hürriyeti hepsi biter. Niye? Çünkü adam şakasını bile yaptırmıyor. Antisemitizm bahanesiyle suç uydurmuş ve siz bir Avrupa ülkesinde ya arkadaş abartıyorlar. 6 bin Yahudi mi öldürülmüş? Ya bu olmayabilir. Bunu bir araştırmak lazım. Evet ölmüştür ama bunlar hepsi Yahudi midir? Gibi birkaç soru sorun mesela. Tamamen reddetmenize de gerek yok. Tamamen inkar edip hakaret etmenize de gerek yok. Dedim ya anında sus, büyük bir günah keçisi ilan edilirsiniz. Hayatınız kararır. Ben de şunu diyorum. Türkiye'de bazı meselelerde örneğin aile meselesi. Aileyi dinamitleyecek, hafife alacak, aile yuvasını dağıtacak, karı koca birlikteliğini sarsacak yapımlar, diziler, karikatürler, fıkralar, e, kitaplar, broşürler, dernekler aynı şekilde hassas bir şekilde suç kapsamını almalı kardeşim. Yani bir dizide karı koca birliklerini sarsacak espri bile yapılmamalı. Boşanmayı özendirecek bir sahneye yer, ve yer verilmemeli. Babanın otoritesini, annenin şefkatini yok sayan bir yapıma izin verilmemeli. Bir senary senaryo geçmemeli. Sayın Coşkun bu konuda siz aslında çok iyimser davranıyorsunuz. Bence yani şu an televizyonlarımız birkaç medya grubunu tenzih ederek söylersek eğer tamamen aile kurumunu ayaklar altına almış vaziyette. İşte onu diyorum? Yani yani, i̇stediklerimiz bunlardan yani, genç neslin öğrendikleri ve hayatında uyguladıkları parametrelerde düşünüldüğünde ciddi bir hibrit savaş veriliyor diyebiliriz aile kurumumuz kesinlikle üzerinde. Kesinlikle. Işte savaş bu. Mesela gün içerisinde televizyonlarda yayınlanan dizilere bakın. Akşam çok izlenen saatlerde izlenen bazı eee major kanallardaki e, filmlere bakın, yapımlara bakın. Tamamen aldatma, e, ihanet ve meşhurlaştırıyorlar. normalleştiriyorlar bunları. Bizim aile yapımızı dinamik böyle dinamik, dinamik diyorlar. Komşusu komşusuyla, akraba akraba yakın ilişkiler, saçma sapan şey hikayeler. Yani e, ilk başta insanlar ha ağzını açarak izliyor, sonra bir bakmışsın kanıksamışlar. Yani artık yakınında da görse yadırgamamaya başlıyor. Onun için e, ben bu meselede aynen antisemitizm meselesi nasıl Avrupa'da hassassa, bizim de aile konusunda öyle sağlam düzenlemeler yapmalıyız ki kanunlar. Kardeşim bu meselelerde aileyi sarsacak dizi, yapım, senaryo, şiir, kitap, ne derseniz deyin. Hiçbirisine izin vermeyeceğim kardeşim. Bu kadar. Bunun düşünce özgürlüğü falan değil. Bu çünkü aileyi dinamitliyor. Aile bitti mi hepsi biter. Bu kadar basit. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bana göre bizim aile yapımızı tanımadan, ruh köklerimizi bilmeden, aile sıcaklığını, aile ortamını bilmeden bana göre bu toplumla alakası olmayan bir karar vermiştir. Basit bir olay değildir. Bazıları için basit olabilir. Ama bence olay sadece bir e, soyadı meselesi değildir. Bunun çarpan etkisi ve dalga etkisini düşünmek gerekir. Dolayısıyla bir kez daha bir hem de sosyoloji de okumuş birisi olarak yanlıştan dönmeye davet ediyorum. Peki şeyle devam edeceğiz. Aydınlık Gazetesi'nde de konuyla ilgili, konuyla bağlantılı bir haber olduğunu değerlendirdiğim bir e, sürmanşet var. Estetik ameliyatlarının yaşı 17'ye düştü. Estetik operasyonlar Covid-19 salgınının ardından %40'ın üzerinde arttı. Araştırmalar 16-20 yaşında estetik ameliyat yaptıranların sayısının hızla yükseldiğini ortaya koyuyor. Estetik cerrahi ülkemizde günden güne gelişiyor. Sağlık turizminin büyük bir ayağını oluşturuyor. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Serhan Tuncer merdiven altı uygulamaların en yük, en büyük sorun olduğunu söyledi. Tuncer devlet işin ehli olmayana dur demeli diye konuştu. İşte ya. görüyoruz hocam ailenin sarsıldığı zaman oluşabilecek Bir etkenleri. Aileden ziyade bakın şu haberde aslında o kadar çok konuşulacak mevzu var ki. Bakın bir çocuk ya yani genç yaşta değil mi? Birçoğu daha 18, 15, 16 yaşına kadar düşmüş. Birincisi bu suç olmalı zaten. Yani vücut dokunulmazlığına. Yani reşit olmayan bir çocuk e, burnuyla oynuyor, omuzuyla oynuyor, kulağıyla oynuyor, başka yerle oynuyor ve değişik operasyonlar yaptırıyor. Birincisi bu kesinlikle müsaade edilmemeli. Özellikle reşit olmam olmamışlar için söylüyorum. Ya reşit dediğimi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 18 yaş esas alınıyor. E, bir diğer mesele Bakın bu mesele şundan dolayı konuşulmaya değer bir mesele gördüm ben bunu. Çünkü bu çocuklar, bu gençler neden böyle şeye ilgi duyarlar ve neden bir tatminsizlik kendini beğenmezler? Mesela burnuyla niye barışık değildir? Başka uzvuyla niye barışık değil de buna gerek duyarlar? Veya bu nasıl bir hastalıktır? Bunun temelinde ne vardır? Şimdi ben mesela inancım gereği ben şunu öğrendim. Yani Allah'ın sana verdiği her şey kıymetlidir. Şükretmelisin ve bunlarla barışık olmalısın. Yani senin kaşının da, gözünün mimarı Allah'tır. Kulağının da mimarı Allah'tır. Kalbinin de mimarı, ayağının da, omuzunun da. Ve buna şükretmelisin. Şimdi birincisi biz şükür ve kendimize verilen nimetin farkında değiliz. İkincisi yani bir egoizm patlaması var. Ben daha güzel olmalıyım efendim falancı yaptırmış ben de yaptırmalıyım. Benim burnumda en ufak bir şöyle bir efendim yamukluk olamaz. Kaşımda şu kadar bir 3-5 kıl fazla olamaz. Tamam mı? Yani bu e, inanılmaz bir e, egoizmin de göstergesi. Görgüsüzlüğün de paçozluğun da göstergesi. Kültürsüzlüğün de göstergesi. Kendini e, aslında hem beğenmişliğin hem beğenmemişliğin. Şöyle beğenmişliğin ben çok kıymetliyim, çok değerliyim. Dolayısıyla benim kaşım herkesten güzel olmalı. Peki bu noktada toplumsal bir dayatma söz konusu olabilir ya, mi? Doğal bir dayatma izlediğimiz... da. Şöyle, şu anda zaten etrafımızda tekrar söylüyorum, medya organlarında, bazı televizyonlarda ve çevremizde yapılan bazı festivallerde dahil buna bazı uygulamalarda buna dayatılıyoruz zaten. Yani. E, görüyor işte e, bunu özendiriyoruz. Hani yani hem film olarak özendiriyoruz hem sosyal medyada özendiriyoruz hem medyada özendiriyoruz. İşte falancı fal e, burnu ameliyatı geçirdi. İşte falancı yerini düzelttirdi, falancı yerini sigortalattı tamam mı? Yani e, marifetmiş gibi e, ya yazık oluyor küçük küçük çocuklar var ve bunlar belli bir yaştan sonra da mesela şunu da söylemiyorlar. Yani belli bir birçoklarında ha şu haberlerde okuyoruz işte şu ameliyatı yaptı, komaya girdi veya hayatını kaybetti. Haberlerinde okuyoruz. Açık ve ne söyleyeyim? Üzülmüyorum. Yani aslında üzülüyorum bir yönden. Yazık bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ama öbür taraftan da ibret olması için. Hani birilerine caydırıcı olabilir mi bu haberler diye de. Yani diyorsun ki bunlar da olması lazım. Yani çünkü bu insanlara desek yani. Ya bir de bazılarını ben biliyorum. Ben yani çevremizde de duyuyoruz borçları var yani inanılmaz borçları var gitmiş mesela estetik yaptırmış yani inanılmaz rakamlar dönüyor bir de bu bir sektör yani kapitalizmin bize dayattığı çocuklarımızı da elimizden alıyor ve işte daha çok kadın genç kızlar falan daha çok hani e, bu tarz şeylerin akımın veya bu e, senin dediğin dolaylı dayatmanın etkisinde kalıyor maalesef bana göre hem sağlıklarını kaybediyorlar hem kişiliklerini kaybediyorlar ya ne güzel eskiden bizim türkülerimiz var değil mi yani patlıcan burunlu yarim değil mi? Vardı yani. Şimdi düşünsene abi, herkesin burnu aynı oldu ya. Herkes aynı kaşlı, herkes ya arkadaş ya şiir yazacak burun bulamayacağız artık. Yani düşün yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani ee, sanki herkes tornadan çıkmış gibi burunlar tek tip olmaya başladı. Kaşlar tek tip olmaya başladı. Yanaklar, yüzler, vücudun çeşitli yerleri e, yok abi bırakın doğal. Bakın doğallığın Sadeliğin, kendinle barışık olmanın, verilerin kıymetini bilmenin şükretmeyi biz bu topluma öğretmemiz gerekiyor. Öğretmemiz burada ailelere çok iş düştüğü gibi eğitime, işte medyaya da çok iş düşüyor. İşte burada ailenin sarsılmasıyla bakın iddia ediyorum. Bu mesele de yine yani bu estetiktir, saçmalıklarıdır. Bu e, e, operasyonların artmasına da grafik olarak bakın ailenin sarsılmasıyla birlikte bunların da artış gösterdiğini göreceksiniz. Sadizm daha çok gidecek. Kendini beğenmişlik daha çok gidecek. Ee, gidecek de gidecek ve bunun sonu gelmeyecek. O kadar ucube şeyler göreceğiz ki. Görüyoruz da zaman zaman. Yani tanıyamıyorsunuz artık. Hani o kişilik gitmiş, bambaşka birisi gelmiş. Ya hani bir şarkı var diye başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Hakikaten de başkası olmayın arkadaş ya. Asla bu her şey için, fizik için değil. Konuşma tarzı olarak, giyim kuşam olarak da kendinize olarak... ait bir tarzınız, bir prensibiniz evet. olsun. En büyük eksiklerimizden biri belki de bu Yani ki, komplekse gerek, gerek yok abi. Sen Allah seni farklı yaratmış. Yani sen Serkan okursun, sen Hülya avşarsın, sen efendime söyleyeyim ötekisin. Kendine yani, ait bir çizginin olması gerekiyor. Sen Her böylesin ve bununla varsın. Ha kimseye benzemek zorunda değilsin. Dolayısıyla Hı. bizim bu bu aynı zamanda özgüvensizliği de gösteriyor. Yaranma hissini gösteriyor. Şöyle olursam daha güzel olur. Böyle hareket edersem hayır arkadaş ya sen böyle olmalısın. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Tarkan mı söylüyordu? Evet şarkıyı? hocam. Evet. Biraz mesajlara yer verelim. İzleyicilerimizden gelen. Aile kurumu çok önemli bir konu. Bu konuyu her zaman işleyin lütfen. Hızla değerlerimiz batılaşıyor. Batı kendi halkına yaptırım uygularken İslam toplumlarını LGBT fonlarıyla savaş vermekte. Lütfen milletin toplumun sesi olun demiş bir izleyicimiz. Şu an ülkemizin en büyük sorunu LGBT'dir ve bunu başını ülkemizde bir belediye başkanı çekiyor. Bu dernekler acilen kapatılmalı demiş bir izleyicimiz. Muhterem kardeşlerim programlarınız çok güzel. Adım Enes Furkan. Okullar hala Kemalizm fabrikasıdır. Çıkan ürünleri sokakta görüyoruz. Buradan bütün Müslümanlara selam olsun. Lütfen mesajımızı okuyun demiş izleyicimiz. Okuduk. E, i̇ki tane daha mesajımız var. Ağzınıza yüreğinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hissiyatımıza tercüman olduğunuz için teşekkür ederiz Coşkun kardeşim. Van'dan Bayram Gümüş. Süresiz nafaka konusunda müstakil bir program yapmadıkça bu zulüm devam eder demiş izleyicimiz. Öncelikle Akit TV'yi tebrik ediyorum. Devlet TV birlerine Devlet TV'lerine bakabil bakabiliyorlar. Reklamlar rezalet. Bazı diziler hariç izlenecek dizi yok. Geleneklerimiz ayaklar altında. Devletin bunu acilen el koyması lazım. Yayınınız çok güzel. Tebrik ediyorum. Muharrem Hocam sizi biraz daha yayında fazla görmek isteriz. Şimdi gelen son mesajı da okuyayım. Serkan Bey, Muharrem Coşkun Bey'e ulaşamıyoruz. Size zahmet göndereceğim belgeleri kendisine iletirmesiniz muhabbetlerimle demiş. Bir belge gelecek hocam galiba size. Ulaşamamış izleyicimiz. Teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Son mesajımız da şu olsun. Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Hayırlı yayınlar. Ben Bitlis'ten yazıyorum. Aynı zamanda İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Metin Külünk abimizi görmek istiyoruz. Mücadele eden insanlar olarak bunu istemek hakkımız Rabbime emanet olun demiş. Milli Gazete'nin manşetinde 3 yıl geçti hala ses seda yok haberi var. Kariye Camii 75 yıl cemaate hasret bırakıldı. Danıştay kararıyla hukuki engel kalktı. Aradan tam 3 yıl geçmesine rağmen hala açılmadı demiş. Danıştay cami aslı fonksiyonu dışında kullanılamaz kararı verdi ve 21 Ağustos 2020 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Diyanete devredilen Kariye Camii geçen 3 yılda hala açılamadı. Cami 2020 yılında açılışa saatler kala tekrar restorasyona alınmış ve açılışı 2021 yılının sonu tehir edilmişti. Hocam bu Kariye Camii konusu var ve Yeni Şafak'ta bir haber daha var. Başka yer mi kalmadı? Çirkin ATM'lere tepki. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihi dokuyu, çevreyi ve insanları olumsuz etkileyecek alanlara ATP ATM kondurmaya başladı. İBB'nin Tophane Çeşmesi, Fındıklı Parkı, İstiklal Caddesi'ndeki Göktaş'ı gibi simge yerlere ATM dikmesi tepkiyle karşılandı. Şimdi bu iki haberi birleştirecek olursak, Karayi Camii özelindeki değerlendirmeniz ne olur hocam? 3 e, evet. yıl geçti hala ses seda yok demiş Milli Gazete. Bu hassasiyetinden dolayı da teşekkür ederiz. Evet Milli Gazete'ye teşekkür ederiz. Gerçekten bu meseleyi ısrarla yazmaya devam ediyor. Çünkü daha önce de zaten küpürlerinde koymuşlar 2020'den itibaren Milli Gazete bu meselelerin ısrarla takipçisi. Haklı da, haklı da şundan haklı. Çünkü bakın Danıştay Ayasofya'dan bile önce, Ayasofya Camii'nden bile önce Kariye Camii ile ilgili karar verdi. 2019 yılında cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz karar verdi Danıştay. 21 Ağustos 2020'de de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Diyanet'e devredildi. Ve buranın Diyanet'e devredilmesiyle birlikte hatta takvim bile açıklanmıştı. İşte yakında ibadete açılacak falan tarzında. Bir ara Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş'a bu mevzuyu sormuştum. E, 2022'nin sonu olmadan açılacak demişti sanıyorum öyle hatırlıyorum veya 2021'in. Ama e, bakın hala e, 2023'ün ortalarındayız bir şey duymuyoruz. Şimdi e, akıllarda soru işareti oluyor ister istemez. Yani Diyanete devredilmiş. Vakıflardan Danıştay kararı vermiş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkmış. Ee, o zaman niye Kariye Camii bir türlü cami olarak açılamıyor? Yani e, çeşitli bahaneler var. Çünkü defa sürekli erteleniyor, erteleniyor. Yine Milli Gazete'nin haberine göre yani e, başvuru yapmışlar ve eserdeki restorasyon çalışmaları hali hazırda devam ettiği için makam tarafından e, cevap verilmesi uygun görülmemiş şekilde bir cevap var. Ee, i̇nşallah e, yani bunu unutturmaya çalışmazlar. Burası tekrar böyle müze olarak kalsın e, şeklinde e, yeniden dönmezler. Endişem o. E, şu anda bildiğim kadarıyla epey bir zaman zaten restorasyon yapılıyordu. Yeni yakında gitmedim. E, fakat burası zaten insanlar girip çıkıyor. Yani hani bir risk varsa ziyaret de edilmemeli o zaman. Yani böyle bir şey yok zaten restorasyonun veya e, ilgili e, şeylerin e, alakalı kurumların vazifesine burada bir risk varsa bunu ortadan kaldırmak, tadilatını yapmak ve e, burayı e, hak ettiği şekilde ibadete açmak. Burası 1950'lerde 50 kadar camiydi. 50'lerden sonra İsmet İnönü 40'lılarda hatta İsmet İnönü döneminde e, müzeye çevrildi. Daha sonraki yıllarda 80'lere kadar yine cami olarak kullanılan e, zamanlar oldu. Arkasından tekrar burası müze yapıldı. Bu garip bir şekilde e, müze olarak kullanılıyordu. Dediğim gibi yani Ayasofya'da şu anda çok şükür en azından önemli bir kısmı, yani ana aksamı ibadete açıldı. Tamamı söyleyemeyiz çünkü ikinci iki, iki katta biliyorsunuz çıkış yasak ve namaz kılınamıyor. Hala Bizans Müzesi'ni hatırlatıyor. Hani Osmanlı'daki aslına çevrilmedi aslında Ayasofya. Yani Ayasofya'da Osmanlı'da o şu anda Ayasofya'da gördüğünüz figürler Freksler yoktu. Onları Osmanlı yok etmemişti, ama zarif bir şekilde kapatmıştı. 1934 yılından itibaren, hatta 32'den itibaren Amerika'daki Bizans araştırmaları Enstitüsü başvurarak Ayasofya içerisinde ciddi bir tadilata girişmişti, halkada kapatarak ve bu tadilat sonucunda tek tek hatta caminin dokusuna da zarar verme pahasına o Bizans figürlerini Ta eski kilise döneminden kalan figürleri İsa, Meryem gibi ve daha başka figürleri ortaya çıkardılar. Osmanlı'nın o e, tarihe saygıdan dolayı kazımadığı üstünü onlara zarar vermeyecek bir şekilde şeffaf bir şekilde sıvayarak kapattığı figürleri ortaya çıkardılar. E, ben şahsen tekrar madem burayı burası bir cami diyorsak ki camidir. Parası da Fatih tarafından ödenmiştir. Vakfiyesine de nakşedilmiştir. Dolayısıyla tıpkı Fatih'in bize bıraktığı gibi ve Osmanlı'da kurt kullanıldığı gibi o aslıyla kullanılması gerektiğini düşünüyorum ve o şekilde yeniden restorasyonun yapılmasını ve figürlerinin de içerisindeki Bizans'ı hatırlatan e, resim ve figürlerinin de o şekilde aynı şekilde bertaraf edilmesi taraftarı tam bir cami görünümüne kavuşması için. Aynı şeyin daha fazlası Kariye'de var. Yani Kariye'ye girmiş miydiniz, girmiş mi bilmiyorum. E, kariyede daha yoğun bir flex var, daha yoğun bir şekil var. E, hakikaten inanamıyorsunuz. Yani bundan e, yüzlerce yıl önce insanlar e, muhteşem çizimler yapmışlar. E, bir sanat şaheseri koymuşlar ortaya. Ha burada aynı şeyi söylemek tarafları değilim. Yani o emeği de görüyorum. Ama namaza engel olmayacak şekilde, en azından onlar bir şekilde. Maskelenmeli engellenir. ya da perdelenmeli. Tabii. Onlara da zarar vermeden yapılabilir bu pekala bugünkü teknolojiyle. ve O şekilde burası derhal bence Ayasofya'daki güzel haberin burada da yaşanması gerektiğini düşünenlerdenim ve Diyanet İşleri Başkanlığımız inşallah bir an önce bu sevindirici haberi bize verecektir. Umalım. Peki bu e, tarihi noktaların ATM ile e, harap edilmesi noktasındaki düşünceniz nedir Sayın Coşkun? Baktığımız zaman İstanbul'un sembol noktalarında ciddi anlamda yoğun bir ATM enflasyonu görüyoruz. Her tarafta farklı bankaların ATM'leri ve bu tarihi dokuya da zarar veriyor açıkçası. Evet şimdi mesela e, bu tarz tarihi çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler, medreseler... E, bunlar daha çok tabii bugün Sur içi diye tarif ettiğimiz tarif ettiğimiz İstanbul da oluyor yani Fatih Eminönü diye tarif ediyoruz daha çok. Şimdi buralarda bundan 15-20 sene evvel daha öncesinde gezerken daha çok içiniz kan alıyordu. Niye? Çünkü e, çeşmeler daha mezberelikti. Birçok tarihi caminin önü işportacı doluydu. E, seyyar satıcılar çöp dağları vardı. Bakımsızlıktan geçilmiyordu. Camiler gözükmüyordu. Tarihi birçok cami gözükmüyordu. Arkada kalmıştı. Ee, çok şükür özellikle AK Parti döneminde ve İstanbul Belediyesi de AK Parti'deyken aslında bu tarih noktasında çok önemli adımlar atıldı. Bizim bildiğimiz en az 3500-4000 tarihi eser ihya edildi. Bunlar cami, medrese, hamam, kilise hepsi var içerisinde. Çeşme, ee, birçok tarihi çeşme ona onarıldı, restore edildi, temizlendi. Ortaya çıkarıldı, yani görünür hale getirildi. Ben biliyorum, birçok cami bizzat ben biliyorum. Eskiden göremediğim tarihi camiyi şimdi görebiliyorum. Niye? Çünkü önündeki o taş basapan iş tezgahtardı, tezgahlardı, çöp dağlarıydı, çöp sepetiydi. kaldırılmış mesela, orası daha nezih bir hal olması gereken noktaya temizliğe gelince cami ortaya çıkmış mesela ve caminin de restorasyonu yapılınca ya da çeşmenin daha güzel bir doku belirmiş ve tarih ortaya çıkmış. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mesela Miras diye bir birimleri var sanıyorum. Miras, e, onların e, öyle birim kurdular. E, aslında güzel. E, mesela ben şunu da söyleyeyim. Bir çeşmede, e, bir tarihi çeşmede, Zeynep Sultan Çeşmesi'ydi sanıyorum tam Gülhane'nin karşısında. E, bildiğin e, çeşmenin musluğu kırılmış, zaten su akmıyordu. E, pet şişeler doldurulmuş, çöp gibi çöp bir anlamda çöp şeyi olarak kullanılmış. Çöp sepeti gibi kullanılmış çeşmenin e, şeyi, e, ne diyelim? Su kabini ve e, çirkin yazılar bildiğimiz. Resmini çekmiştim. İki sene önceydi galiba. Twitter'dan paylaştım. İBB ya yakışıyor mu bu? Hem de Gülhane'nin tam karşısına falan diye. E, Mahir Bey var o miras şeyin başında. İBB mirasının başında. Sağ olsun hemen ekip gönderdi mesela. Temizletti. Eee ve bana da tekrar Twitter'da da paylaşarak mesajını paylaştı. Yani e, e, gerekeni yaptık tarzında. E, mesela bu tarz şeyleri var. Ben özellikle Mahir Bey'in, Mahir Polat sanıyorum. E, bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Tarihe bir hassasiyeti var. Tarihi dokuya hassasiyeti var. Dolayısıyla e, burada çeşmelerin e, ben hatta Rıza Zelyut'la bir program yapıyorduk. Bu mesele şunu önermiştim. Daha bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eminönü'nde Çeşme'den su akıtma töreninden bir sene önceydi. Yani hatta seçimi Sayın İmamoğlu yeni kazanmıştı galiba. Dedim ki yayında İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu tarihi çeşmelerden su akıtırsa epey bir oy alır. Çünkü bir, tarihe, tarihi canlandırmış olacaksınız. İki, doğal olarak o çeşmeyi yeniden ihya etmiş olacaksınız. Yani çeşmenin akarını sağlamış olacaksınız. Tadilat yapmış olacaksınız. Çeşmeyi yeniden eski güzelliğine kavuşturacaksınız ki su aktif olarak kullanılsın orada aksın. Çeşmede, bu tarihi çeşmede içilir su akıtılması bambaşka bir güzellik. Hem çeşme aslı şeyine kavuş, misyonuna kavuşacak hem de <laughs> İstanbullara çok önemli bir hizmet verilmiş olacak. Çeşmede ihya edilmiş olacak. Onu ee, onun da çok hoşuna gitmiştir Rıza Ziyaliyot'un. Artık o mu iletti bilmiyorum. Hani o, o olaydan bir yıl sonra falan bu birçok benim bildiğim yüzü aşkın çeşmede tarihi çeşmede su akmaya aktığını söylemişti Sayın İmamoğlu. Yani su akma girişimini başlatmışlardı. Ama şunu söyleyeyim. bu olay mesela bugün Yeni Şafak'taki bu haber başka yer mi kalmadı? Çirkin ATM'ler işte tarihi çeşmeleri camilerin önlerinde gerçekten işgal işgaliye meselesine dönüştü. Dolayısıyla bu görüntüler içimizi acıtıyor. Niye? Hakikaten de bakın yani alınmasın dostlarımız ama geçtiğimiz yıllarda değil mi? Anıt kabirin yakınına yani ço bir çocuk anıt kabir hatta anıt kabir çocuk parkında geç. İşte daha üç gün önce değil mi? 1 kilometre yakında cami yapılacak silüet bozuluyor diye ne yaptılar? Ayağa kalktılar. Nasıl olur da siz anıt kabirin 1 kilometre yakınına cami yapab ya, projesi yapabilirsiniz? Hemen Ankara Belediyesi apar topar açıklama yaptı. Dur bakalım daha inceliyoruz belgede yapmayacağız falan tarzı bir açıklama yaptı. Ee, bunu söyleyen az bir e, kişiydi. Ama ne olursa olsun ne oldu? Demek ki tepki gösteriliyor. yani Ki cami yapılıyor. Yani Anıtkabir'in yakınında da değil. Yani Anıtkabir'in bir bölümü yıkılarak da yapılmıyor. Önü de kapatılmıyor. Bir kilometre uzakta e, ne boy olarak ne endam olarak Anıtkabir'i geçmeyeceği teminatta veriliyor. Buna rağmen kızıyorlar. E şimdi İstanbul'un da en güzel tarafı dünyaya başkentlik yapmış. Dünyanın başkenti olarak tarif ediliyor. Medeniyetlere başkentlik yapmış. E, İstanbul yani gözbebeği. Buranın da en önemli özelliği nedir? Tarihidir. Tarihi dokusudur. E bu dokuyu bizim korumamız gerekiyor. Yani çeşmesiyle, hamamıyla, camisiyle, kilisesiyle, havrasıyla korumamız gerekiyor. Dolayısıyla e, bu tarz görüntüleri ben İBB mirasta e, mahir beye buradan sesleniyorum. Özellikle Sayın İmamoğlu duyar mı bilmiyorum ama bu çirkinliğe bence müsaade etmesin. Yani e, çeş tarihi çeşmelerimiz, tarihi camilerimiz, kiliselerimiz kalıntılarımız, bunları korumamız gerekiyor. Ve bunların etrafında böyle plastikten saçma sapan olmasa bile e, kapitalizmin sembolü hem de bankacılığın şeylerini falan e, bankamatiklerini falan dizmek gerçekten hiç yakışmıyor. Hele bu şehre hiç yakışmıyor. E, özellikle çağrımı yeniliyorum. Burada geçen de bir haber daha gördüm. Burada Fatih Belediye Başkanı e, başkanına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ee, yine Fatih'te pek çok tarihi çeşmeden su akıtmaya başlamış. O belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarına İstanbul'da özellikle çağrı yapıyorum. Lütfen ilçenizdeki e, hala şunları görebiliyoruz. Bazı ilçelerde çeşmelerin bir çöplük gibi kullanıldığını, çirkin yazıların olduğunu e, görebiliyoruz. Bunları mutlaka ihya edelim. Yani test tek tek tespit edelim. Önemli mesafe kat edildi ama bu yeterli değil. Ve bu çeşmelerden mutlaka su akıtalım hem kuşlar, köpekler, kediler faydalansın, hem İstanbullu faydalansın hem de o çeşme asli misyonla kavuşsun. bunu da buradan bir çağrı olarak yapmış olalım ve inşallah bu görüntüde yakın zamanda bu görüntülerin kalktığını da görelim. Peki Sayın gün bu noktada aslında belediyelere elbette görev düşüyor ama vatandaş olarak bireysel bazda bize de bazı görevler düşüyor. Takdir edersiniz ki biz de oraya sahip çıkıp oralara çöp atmamamız gerekiyor. Oraları korumamız, kollamamız gerektiği kanaatindeyim ben de. Tabii ki bütün sorumluluk elbette belediyede değildir. Biz de vatandaş Kesinlikle, olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. O kadar çirkin yazılar yazıyorlar ki yani o cami duvarlarına, tarihi surlara veya işte çeşmelere ya ya diyorsunuz. Gerçekten bunlar bu nesiller Nerede yetişti nasıl mesela oranın ne olduğunu bile bilmiyor belki ya da biliyor da kasıtlı hani bazıları da yazmış diye ya, zulüm 1453'te başladı falan yani e, demek ki hala ya da kasıtlı yapıyorlar o tarihe zarar vermek için hayır tarih bence insanlığın ortak tarihidir bunu bir kere kanıksamamız lazım yani Hz Adem'den kıyamete kadar insanın ortak birası olan değerler vardır İbadethanelerdir, çeşmelerdir hanlardır hamamlardır kervansaraylardır Dolayısıyla e, bunları korumamız gerekiyor. E, dolanları müzeye yaparsın, ta tadil edersin, kullanım açarsın. E, ama bakıyorsun dediğin gibi, yani geziyorsun, çeşme o demek için bir şahit lazım. İğrenç yazılar yazılmış, çöplüğe çevrilmiş. Burada da tabii tarih, tarihi doku sevgisini aşlamamız lazım. Devam edelim manşetlerin diline. Cumhuriyet gazetesinde çok ilgimizi çeken bir haber var. Okulda imama onay. Yargıtay Başsavcılığı tepki çeken ÇEDES projesini laikliğe aykırı bulmadı. Din adamlarının milli eğitime bağlı okullarda manevi danışman olarak görevlendirilmesine karşı yapılan suç duyuruları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda işleme konmadı. Başsavcılık ÇEDES projesi adı altında uygulanan protokolün laikliğe aykırı olmadığını savundu. E şöyle sorayım yani okullarda eğitim kurumlarında Manevi anlamda öğrencilerimize destek sağlayacak görevlilerin olması kimi rahatsız eder? Sizce Sayın Coşkun? Şimdi mesela izleyiciler ee, şey yapabilir. yani Siz orada birinci sayfadan okudunuz ya ne kardeşim diye merak edebilirler. E, Cumhuriyet Gazetesi layıklığa aykırı değilmiş. İçeride de devam etmiş bu haberine. Geniş bir şekilde sayfa manşeti de yapmış. Rejiden rica edelim evet. mümkünse bunu yansıtsın. Şimdi etken, şöyle. Mesela Yargıtay Başsavcısı dosyanın işleme konulmamasını kararlaştırdı. ÇEDES projesiyle okullara imam katlanmıştı. Suç duyurusu işleme konmadı. ÇEDES'in açılımını izleyicilerimiz için söyleyelim. Ee, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan anlaşma bu da şu. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Bakın, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi. Manevi danışman olarak imam ve vaiz ve din hizmetleri uzmanı Kur'an kurs hocaları, Milli Eğitim bakanlığı bağlı okulları, öğrencileri değerler eğitimi verecekti. Şimdi bu arkadaşlar şöyle bir yapı var. Mesela bu ülkede Cumhuriyet kurulduktan sonra mesela Müslümanların ezanının diliyle oynandı. Yasaklandı mesela. Ezan-ı Muhammedi yasaklandı. Müslümanların harfleri yasaklandı kanunları değiştirildi. Kıyafetlerine müdahale edildi. Mezar taşlarına bile yasak getirildi. Bakın belgelerini buldum. Yakında belgeselini yapıyoruz. Yani üvel baki veya işte e, o, şey olarak besmele mezar taşına Kur'ani harflerle yazılıp yazı, yazan haberi yok. Yasa çıkmış ama safranbollu mezar taşı ustası. Adam 18 ay e hapiste yargılanıyor. Yani bakın mezar taşlarını kırmaya kalkıyorlar. Kırıyorlar da epey bir kısmını. Yani eski hatırlatan mezar taşları. Çeşmelerden konuştuk. Çeşmelerdeki birçok çeşmedeki Tuğra, Serlevhay, Beyit kazanıyor. Ama o dönemde mesela dediğim gibi Bizans'ın eserlerine dokunulmuyor mesela. Bizans'tan kalanlara dokunulmuyor. Mesela e, Müslümanların yazısı yasaklanıyor. Aynı dönemde ülkede Fransızca, Ermenice, efendime söyleyeyim, İngilizce neşriyat yapılıyor. Gazeteler çıkıyor, dergiler çıkıyor. Bunlara problem yok. E demiyoruz onlar, hayır onlar da çıksın. Şimdi bugüne kadar, bugün de dahil, mesela onların mesela din, onların ders müfredatına fazla karışılmıyor. Mesela özel okullar kendi müfredatlarına, hatta papaz efendi gidip, hatta bugün, bugün, bugün bazı kolejlerde Fransız Koleji'nde, Amerikan Koleji'nde, ötesinde, berisinde bizzat din adamı dedikler, ruhaniler, haçlarıyla girerler, ders anlatırlar. Türkiye'den bahsediyor. İncil'den pasajlar okurlar. Ve bunlar hiç konuşulmaz. Konuşulmasın da zaten. Çünkü o çocukların da ruhi desteğe ihtiyaçları var. Şimdi baktığın zaman bizde ya çocuklar zaten uyuşturucu ilkokullara kadar inmiş neredeyse. Ahlaksızlık. Kusura bakmasınlar ama e, ahlaki değerler ciddi yıpranmış. E, okullara manevi destek ne demiş? Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Manevi danışman olarak İmam Frankus hocası da gitmiş. Her zaman da değildir zaten. Muhtemelen hafta bir iki saat gidip çocuklarla bir farklı bir sohbet yapıyorlardır. Bu kadar basit yani. Adamlar bunu mahkemeye taşıyorlar. Ya Yargıtay da demiş ki ya bununla mı uğraşıyorsunuz? Yani bu gereksiz görmüş, işleme bile koymamış. Haklı olarak. Adamlar bunu da o kadar önemsemişler ki Yargıtay'ın bu hakalarının o kadar içlerine oturmuş ki haberle manşetten tepki gösteriyorlar ve bunun Atatürk ilke ve inkılaplarına, layıklık ilkesine, çağdaşlık, bilim ve eğitim esaslarına aykırılık teşkil ettiğini yazıyorlar. Oradan okuyorum. Bir sendika işte tehditler savuruyor, eylemler yapacağız diyor. Layık eğitim, layık yaşam, eşit yurttaşlık için mitinge katılım çağrısı yapıyor. Bak burada okuyorum. Ya şimdi bunlarla hakikaten biz ne yapacağız ya? Ya bunlar bunlar nereden geldi mesela? Ya i̇şte e, toplumsal barış, birlik, kardeşlik e, diyoruz ya bunu bir türlü sağlayamıyoruz. Yani sağlamamızın yolu da yine eğitimden geçiyor ama Burada ben şahsen, açık ve net söyleyeyim, ben mesela Anayasa Mahkemesi veya bir, yer, bir tay gibi bir yerde olsam, bunu işleme koyardım, bunu işleme koyardım, haklı bu dernek derdi. Okullara, Kur'an kurs hocası, imam, müftü, vaize gerek yok kardeşim. Müfredatta onların anlatacakları yer almalı. Bunların bunları ekstra mesai niye harcıyorsunuz ki? Niye bunları oralara gönderiyorsunuz ki? Müfredat zaten böyle olmalı deme, derdim. Müfredatın buna göre düzenlenmesi gerektiğini söylerdim. Şimdi senin müfredatın buna gerek duyul zaten. Yani zaten şöyle söyleyeyim yani gelecek sınıfa bir müftü. Evet bu da güzel bir şey. Yani bir hoca, bir hanım Franks öğreticisi falan. Evet güzel bir sohbet edecek. Belki Kur'an'dan bir kıssa anlatacak. Belki hoşgörüyü, sevgiyi, kardeşliği anlatacak. Evet bunlar çok güzel ama bu ne kadar etkili olacak? Bir asıl senin müfredatında bu çocukların manevi kalkınmasının kardeşliğini değerlere, değerlerime sahip çıkıyorum başlığının senin derslerinde fazlasıyla olması gerekiyor. Bunlara da gerek duymaman gerekiyor. Yani anaokulundan e, üniversiteye kadar bizim zaten e, müfredatı sürekli söylüyoruz ama mutlaka bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. E, bunlara verilecek cevap en güzeli odur. Müfredatı millileştireceksin. Vaizin hocanın anlatacaklarını zaten müfredata koyacaksın. Hocanın da e, gününü e, fazladan meşgul etmeyeceksin, çocuklara da ayrıyeten şey yapmayacaksın. Zaten derste anlatacaksın yani. Başka bir, bunlara verilecek cevap o aslında. Olması gereken de o aslında. Sadece bunlara cevap için değil. Yapman gerektiği için onu yapman gerekiyor. Ee, onun için zaten bu sıkıntılar bak neyi konuşuyoruz işte 13-14 yaşında estetik patlama olmuş, uyuşturucu patlama olmuş, hırsızlıklar şu kadara düşmüş değil mi A ailede huzur kalmamış ee, anneye isyan eden evi terk eden çocuklar genç yaşta kaybolan çocuklar onunla bununla işte beyaz toz koklayan çocuklar yazık günah yani ve nesiller elimizden böylece heder olup gidiyor ve bu adamların derdi de okula nasıl orada? İmam gidip de bir iki laf söyler. Adamın derdi bu. Aslında çok güzel bir uygulama. Ben de isterim ki örnek veriyorum ilkokul ya da ortaokul çağındaki çocuklar annesine babasına soramayacağı belki sorular olabilir hocam. Bunları kabul etmek lazım. Evet. Belki gidip biraz daha tecrübeli insanlara işte imamdır, vaizdir bunlara sorup kendilerini bu yönde geliştirebilirler aslında. Ya Bundan şurada, bir de şu niye kocanıyorlar bu kadar? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani çocukların kafasında düşünsene de bir din adamı diyorsun değil mi? Ya bir din adam, din adamı nasıl bir şey? Mesela hayatında mesela camiye gitmemiş bir çocuk düşün. Ya ya da hoca diyorsun, vaiz, vaiz nasıl bir şey kardeşim? Mesela örnek veriyorum. Ya çocuk belki orada görecek, vaizlik nedir diye soracak, tamam, vaiz ne iş yapar? Ya hocam bize gelmişsiniz ama vaizlik ne iş yapan ne nedir vaizlik, ne iş yapıyorsunuz diye soracak. Ee, en azından bakın çocukların en azından hiçbir şey olmasa bir genel kültürü gelişecek, bir sohbet imkanı bulacaklar. En azından vaiz kimdir, hoca kimdir, Kur'an öğretimi nasıl yapılır? Ya bunları da görmüş olacaklar. Ben onun için tezi elden, bizim müfredat meselesini de elden geçirip, ha bu kaynaşma açısından da çok önemli. Yani çünkü bizim toplumumuzda öyle nesiller yetişiyor ki, yani ee, bir hoca dediğin kişi sadece sanki dinden sorumlu odur, Ruhban sınıfı gibi ve o zaten bu gazetelerinde imajine onlar öcü gibidir. Onlar yobazdır, onlar bağnazdır, onlar e, dünya işlerinden anlamaz. Onlar sadece şudur, onlar sadece budur. Bu önyargıyı da belki yıkacaksın. Yani bir çocukla, bir nesille ne yapıyorsun? Hocayı, vaizi, Frankus Kur hocasını buluşturuyorsun, kaynaşmasına yol açıyorsun. Toplumsal barış açısından aslında çok güzel bir proje. Devam edelim. E, eğitim sistemimizin aslında nasıl hedef alındığını gösteren bir haber var sırada. Yine Cumhuriyet gazetesi, yanılmıyorsam evet. Tıptan büyük kaçış. Başarılı öğrencilerin tercih ettiği sağlık bilimlerine eski ilgi yok. Üniversitelerin tıp, dış hekimliği, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini tercih edenlerin sayısı azaldı. YKS sonuçlarına göre gençler yurt dışında iş bulabilme umuduyla bilgisayar ve yazılım bölümlerine yöneldi. Uzmanlar neredeyse tüm üniversiteler puan ve sıralamada hasar aldı. Demiş benzer bir haberimiz daha vardı bununla alakalı yanılmıyorsam bir gün gazetesindeydi 1 2 3 tıp devri bitti. Başarılı gençlerin ilgisinin azaldığı tıp fakültelerinin bazılarının hastanesi bile yok. Tabelada var. Şiddetin sonucu demişler alt başlık olarak. Dereceye giren öğrencilerin ilk tercih olmaktan çıkan tıp fakültelerinde durum içler acısı. TTB'ye göre 32 devlet üniversitesinin tıp fakültesinde hastane yok. 14'ünün binası yok. 404'ünde ise sadece tabelası var. Ee, Sayın Coşkun ben son zamanlarda özellikle pandemi sonrasında doktorlarımız üzerinde ciddi bir oyun oynandığı kanaatindeyim. Doktorlarımızı yurt dışına gitmek konusunda teşvik edildiğini ve artık Türkiye'de işte sağlıkta çok ciddi şiddet var. İşte siz Avrupa'ya giderseniz daha yüksek para kazanırsınız gibi e, metaforlarla e, doktorlarımızı istemsiz bir şekilde yurt dışına yönlendirdikleri kanaatindeyim. Bu haberlerde bunu destekler nitelikte aslında. Sanki Türkiye'de de tıp yok. İşte her gün doktorlara saldırı. Tamam, elbette saldırıyı kabul edemeyiz. Olmaması taraftarıyız Ancak bu haberlerde bunu destekler nitelikte sanki. Ya şöyle, bunu sadece bu saldırı meselesiyle izah etmek doğru değil belki. Çünkü şundan dolayı değil. Çünkü bizim nesil, bugünkü nesil diyelim en azından ya yani yeni nesil. Daha önce de konuştuk. Bir okula başlar başlamaz. Hatta birkaç sene geçtikten sonra en çok sorduğu soru şu. Hangi meslek ne kadar kazandırıyor? Kısa yoldan ben nasıl daha çok para kazanırım? Hangi mesleğin geleceği var? Hep bu soruları soruyorlar çocuklar ve olaya maddi gözlükle bakıyorlar. İdealizm çökmüş durumda. Bakın idealizm çökmüş durumda. Böyle olunca da bu eğitim yine bu eğitim sistemine geliyoruz. Çünkü sen çocukları daha anaokulunda bu kanalize bu kanala sokuyorsun. Sınav, yarış. Sınav, yarış. ötekini ele bu rakibin, ötekini ele rakibin. Rakibini geçmelisin. Şu kadar milyon giriyor. Sen en iyi şu, şu meslek bu meslek geleceğin mesleği. Buna çok para veriliyor. Bu aranan bir meslek. Dünya çapında şu yükseliyor falan. Çocuk tamam mı? Çocuğa şunu söylemiyorsun. Ya çocuklar. Yeteneğiniz. Çocuğun bir kere yeteneğini keşfetme. Eğilimini bulma. Ve hangi alanda başarılı olacağı pedagoglarla mı yaparsın bunu Efendim eğitim bilimciyle mi yaparsın? Psikologla mı yaparsın? Sosyologla mı? Kimle yaparsan yap. Ama bunlarla yap. Çocuğun yeteneğini geliştir. Geliş. Hangi çocuk? Mesela bazı çocuk matematikte iyidir, çok iyidir. Onunla ilgili bölümlerde çocuğu ıı, önüne açarsın. Bir başkasında ıı, Türkçesi iyidir. Bir başkasının tarihi iyidir. Bir başkasının başka ruhi yönü dengesi farklıdır. Dolayısıyla biz bunların hepsini bir, herkesi bir kere üniversite mezunu yapma moduna geçmişiz. Zorunlu eğitimle birlikte. Zorunlu 12 yıllık eğitimle herkesi okullara dolduruyoruz bir kere. Ya bu çocuk bırak. Okumak istemeyen bir kere belki tarım mı uğraşacak? Belki mobilya ustası olacak? Belki kuaföre gidip çırak. Şu anda çırak, çıraklık mühendisliği kaldı. Yani bazı meslek bunu telafi etmeye çalışıyorlar ama bu biraz yapmacık oluyor. Yani orijinali gibi alaylı gibi olmuyor. Her sektörde var açık, bu açık hocam. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Birincisi herkesi bir kere 12 yıl yapmakla bunun kapısını açtı. Niye açtı? Çünkü e, herkes şunu dedi. Ya düşünsene çocuğu köyünden kopardın. E, berberlik yeteneklerini kaybettin. Ustalık e, dürtüsünü yok ettin. Çocuğu aldın, okula hapsettin, 12 sene taşıdın, köyü de boşalttın. Ondan sonra çocuk hem de dedin ki işte şunu kazan yoksa yok olursun. Ayağını üstüne lazım. Meslek bulman Bunun için iyi bir diploma, üniversite falan. Çocuk geldi 20 yaşına. Bu çocuk daha köyüne de dönemiyor. Mobilya da gidemiyor. Kuaförlükte de yeteneğini Belli kaybetmiş. Benim de meslek yok. Ya bu çocuk bu defa yani birincisi işsizliği patlattı. Diplomalı işsizliği patlattı. Üniversitenin seviyesini düşürdün. Eğitimin kalitesini etkiledi bu. Çünkü okumak istemeyen de getirdin okula. Adam okumak istemiyor. Zorunlu getirmişin okula. Okumak isteyeni de engelliyor. Haylazlık yapıyor, bir şey yapıyor, ses gürültü yapıyor. Yani orada da okumak istemiyor. Öbür çocuğun da dikkatini dağıtıyor. Hocasına saygısızlık yapıyor. Ki bunları görüyoruz. Hocasına ense tokat atanları görüyoruz. Dolayısıyla bu yanlış bir kere. Bu, bu şeyin kapısını aralamış oldun. Yanlışın kapısını, düğmeyi yanlış düğmeledin. Geliyorsun çocuklara verdiğin eğitim ve yüklediğin motivasyon. O da nedir? Çok para kazanmak, kısa yoldan para kazanmak, rahatlık. Rahatça en çok şundan para kazanırsın. İdealizmi de bitirdin. Şimdi tıp gibi, öğretmenlik gibi, hukuk gibi bazı meslek denen bu yapılan işler de idealizm çok önemlidir. Yani bir insan hakikaten bugün ben tıp fakültesini bitiren bir hekimin, bir doktorun e, çok saygı değer olduğunu düşünüyorum. Neden? Abi, az bir şey değil. 6 yıl tıp fakültesi okuyacaksın. Uzmanlık için ayrı sınavlara gireceksin. Ya 30 yaşını geçiyorsun. Yani bir uzman doktor olmak için ve bu arada gece gündüz uyumadan çalışman, o geçilen aşamalar, acildeki yoğunluk, hasta potansiyeli, karşılaştığın vakalar, daha zaman zaman canlı tehlike atıyorsun, günlerce uykusuz kalıyorsun, bütün bu badireleri atlatman gerekiyor ve hakikaten aldığın maaş, düşünüyorsun Avrupa standartlarında, bırakın Orta Doğu ülkeleri standartlarında, o kadar var mı diye soruyorsun. Dolayısıyla burada onu tutabilecek tek şey idealizm kalıyor. Ya ben en azından sevdiğim bir işi yapıyorum ve tatmin oluyorum. Parası az da olsa insanlara faydalı oluyorum, insanları sağlığına kavuşturuyorum ve sevdiğim bir işi yapıyorum. Tek tesellisi insanların bu olabilir. Bunu da yok ettiğin zaman bu idealizmi de bu meslek sevgisini de sadece maddiyata kanalize etmiş etmişsen eğitim sistemi olarak ki onu yapıyoruz. Bu defa çocuk ne yapıyor? Zaten ben eee diyelim ki kazanmış da tıp kazanmış bile ne diyor? En, en fazla parayı nereye veriyor? Kanada'da mı diyor? Amerika'da mı? İsveç'te mi? Almanya'da mı? Başvurumu yapayım diyor. Dilimi de geliştireyim. Gideyim. İlk fırsatta gitmeye çalışayım diyor. Değilse meslek değiştireyim diyor. Niye bu uğraşayım diyor? Aldığım rakam ortada diyor falan. İdealizmi öldürdüğünüz zaman bunlar çıkmaya başlıyor. İdealizmi öldürmüşsün. Paran da azsa tıp fakültelerine, hukuk fakültelerine idealizm isteyen ki aslında çok kıymetli kadim ona göre kadim bir meslektir. Bunları bitirirsin. Yani normalde baktığın zaman değil mi? Hz. Adem'den kıyamete kadar olan bir meslektir. Tıp. Neden? Çünkü o zamandan beri insanlar dünya kurulduktan beri canlılar var, insanlar var. Bu insanlar hastalanıyor değil mi? Eskiden darü şifalar vardı değil mi? Hekim başları vardı, hekimler vardı. E bugün de hastaneler var, doktorlar var. E bu insanlık var olduğu müddetçe hatta her geçen gün yeni hastalıklar türüyor. Ee, sağlık sektörü, sağlık diye bir şey var. Bunda uzmanlaşmak gerekiyor. Tedavi edilmesi gerekiyor değil mi? Ve Dolayısıyla bu meslek ölmeyecek bir meslek baktığın zaman. Hatta tam tersine daha da e, grafiğini yükselip daha da iyi imkanların kavuşturulması, maddiyatının daha da geliştirmesi gerek. Çünkü yeni yeni hastalıklar türüyor mesela. Değil mi? Yeni yeni hastalıklar duyuyoruz. Yani duymadığımız hastalıklar duymaya başlıyoruz. Dolayısıyla daha da önün açılıp pozitif bir şekilde propaganda yapılması gerekirken ne oluyor da terk ediliyor? Bundan az önce anlattıklarından dolayı terk ediliyor. Ee, bence yeniden buna dönülmeli. Tıbbın saygınlığı, hekimliğin bir daha güzelliği ve önemi bir kez daha gençlerimize empoze edilmeli. Ee, tıp fakülteleri çok önemli bir şey. Ve dediğim gibi pandemiden sonra ciddi bir hekim göçü yaşıyoruz, doktor göçü birçok ülkeye. Benim de tanıdığım dostlarım var. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunları tutmamız gerekiyor. Yani bize de mesela ikinci sınıf üçüncü sınıf ülkelerden gelip doktorluk yapmaya çalışanlar var. Evet, mutlaka içlerinde iyileri vardır. Emin olun, onlar da belli bir noktadan sonra kendilerini biraz daha geliştirip belli bir dil öğrendikten sonra belki de burayı sıçrama tahtası gibi görüp buradan gidecekler. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu ciddi bir milli mesele haline gelebilir. Ee, ama şeye katılmıyorum. Önlem Orada bir kara propaganda var. Yok. Bazen tıp fakültesi bile yok işte bölüm falan. Böyle bir şey yok yani. Saçma sapan e, bazı bahsederdi. Yani oradan e, yani bir karalama, bir kılçık atmak için de yazılmış satırlar var. Kusura bakmasınlar. O kadar da değil mesele. Ama eee sağduyulu olarak bizim tıp, hukuk, eğitim, eğitim fakülteleri e, mutlaka bunları yeniden bunlar çünkü her zaman olabilecek şeyler yani hukuk da öyledir, değil mi? İnsanlığın var olduğundan sonsuza kadar haksızlıklar olacak, iyilikler olacak, kavgalar olacak, gültüler olacak ve asla gençler hukuk bitti, tıp bitti moduna asla girmesinler çünkü bu mühendislik aynı şekilde yani bunlar kadim meslekler ve bunlar sonsuza dek var olacaklar. İnsanlık var oldukça e, tıp ve hekimlik, şifa hastalık bunların hepsi olacak Dolayısıyla ölmez ve tam dersine daha da şaha kalkacak. Hukuk da aynı şekilde. Yeryüzü haksızlıklarla dolu. Her gün yeni vakalar çıkıyor. Yeni davalar çıkıyor. Gündemin gelişmesine göre yeni olaylara tanık oluyoruz. Ee, bu konuda uz yeni uzmanlaşmış e, hukukçular, avukatlar lazım oluyor. Dolayısıyla asla bu gözle bakmasınlar. İdealizmi terk etmesinler. Ama bütün gençlerimize ben her zaman şunu söylüyorum. Ne olursa olsun parayı bir numaraya koymayın. Para bir şekilde gelir kardeşim. Sen sevdiğin işi yapmaya çalış. İdealinin peşinde koş. Sevdiğin işi yap. Yani neyi seviyorsun? Ben mesela açık ve net söylüyorum. Ben işsiz kaldığım dönemlerde bile bir kamu kurumuna gidip başvurmadım. Yani çok paraya ihtiyacım zamanlar oldu. Ben gazeteciliği seviyordum. Yani sürekli bir gazeteci bir medya kurumunda çalışmak istedim. Yani çok seviyorum. Yani ben gazeteciliği çok seviyorum yani. Sevdiğim bir meslek. Severek yaptığım için de fazla yorulduğumu hissetmiyorum. Ama e zoraki yaparsan o meslek seni yorar kardeşim. İşkenceye dönüşür. Evet parası çok olsa bile para için katlanırsın ama mesleğine saygın da olmaz, Sana da saygı olmaz. O baş, çok da başarılı olamazsın ve kalıcı da olamazsın. Onu da gençlerimize tavsiye ederim. Peki sence Özkün tek cümle olsun siz eğitim sisteminde sizin de önerinizle bu müfredat olayında bir adım atılacağını bekliyor musunuz? Yakın zamanda müfredat değişikliği ya da eğitim sisteminin komple revize edilmesiyle ben, alakalı yakın zamanda şimdi, var mı beklentiniz? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin e, beyefendiden çok umutluyum. Ben Yusuf Tekin'i çünkü geçmişinden de takip ediyorum. Yani bizim hassasiyetlerimizi taşıyan bir bakan, Anadolu'yu tanıyan bir bakan, Anadolu insanını, Anadolu insanının değerlerini, milli ve manevi değerleri de ki hassasiyetini biliyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanlığında iki noktada başarılı olamadık. Biri eğitim, biri kültür dediğini de biliyoruz ki haklıdır Sayın Cumhurbaşkanı. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı hassasiyetini de biliyoruz. Sürekli çünkü konuşmalarında bunu görüyoruz. Yani eğitim konusuna istedikleri noktaya gelemediğini belirtiyor ve vurgularından da anlıyoruz. Ama bizim bürokrasimiz maalesef özellikle eğitim bürokrasisi Sayın Cumhurbaşkanı'na bence ne demek istediğini ya anlamıyor veya anladığı halde hayata geçmemesi için ayaktır, diretiyor. Yusuf Tekin'in bu konuda yapacağı çok iş var. Bakın Türkiye'nin temel meselesi eğitimdir. Yusuf Tekin bu meselede elini taşın altına koyarsa ki o ben o ideali görüyorum kendisinde. Çok önemli işler yapılabilir. Büfredatı, ee, müfredatı, müfredat devrimi diyorum ben buna. Mutlaka sil baştan bizim tarihimizi bizim yazdığımız, bizim e, anane görgü, bizim e, e, derbi meselelerimizden oluşan, geçmişimizden olan, oluşan bizim geçmişteki İmam Gazali'den Farabi'den Ali Kuşçu'dan Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den e, akıp gelen yüzyıllarca gelen e, kadim e, kıssalarımız ve çocuklarımıza anlatacağımız değerler mutlaka bu müfredatlarda yer almalı ve tekrar söylüyorum devlerin, pire pirelerin dev yapıldığı bu müfredat tarih e, anlayışı terk edilmeli ve dolayısıyla e, yerli ve milli bir müfredata kavuşmalıyız yoksa nesilleri kaybediyoruz e, hiçbirinin önüne geçemeyeceğiz Osmanlı Türkçesinin onu da söyleyelim. Osmanlı Türkçesi Türkçesinin bana göre zorunlu olması gerekiyor. Ama zorunlu yapsanız bile şu anda belki bu kadar hoca bulamayacaksınız. En azından seçmeli de olsa çok daha cazip hale getirip iyi bir tanıtımının yapılıp bunu mutlaka şaha kaldırması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, düşünsenize 1928 öncesini okuyamayan bir nesil, Mustafa Kemal Paşa'nın nutkunu bile orijinalinden okuyamayan okuyamayan bir nesilden bahsediyoruz e, 1928'in gazetesini okuyamıyorsun, romanını okuyamıyorsun, o devre ait bir belgeyi okuyamıyorsun. E, kopuk bir nesil geliyor. Bırakın daha da 1960'lardaki bir metindeki kelimeleri de bile anlayamıyor. anlayamıyor. Bırakın lise talebesini birçok meslektaşımız bile sözlüğe bakıyor. Dolayısıyla bu neyin eseri? İşte bu bizim e, kadim değerlerimizden, geçmişimizden biraz uzaklaştığımızı gösteriyor. Yusuf Tekin'in tüm bunları bence eğileceğini ummak istiyorum. Geniş çaplı bir reformasyon bekliyorum açıkçası. Yapmalı da bence. Bence sizin de tavsiyelerinizi dikkate almalı. Ee, bir mesajımız var. Emekli bir öğretmen olduğu için yer vermek istiyorum. Milli eğitim okullarında hiçbir zaman Müslüman Türk milletinin kültür ve inancına yönelik eğitim öğretim hiçbir zaman yapılmadı. Bunu söyleyen emekli bir öğretmen. Hatta düşman ettiler millete. Cahil batı taklit taklitçisi yetiştirildi ve de kendine mesleki açıdan ilgisiz imtihanlarla sadece memur yetiştirildi çocuklukta bu şekilde yetişen yetişkinler ileride zarardan başka ne bekleyebiliriz demiş bir emekli bir eğitimci. Süremizin de sonuna yaklaştığımız bu dakikalarda herkes aslında yakından ilgilendiren sosyal medyanın hayatımızın merkezine oturduğu bu günlerde çok önemli bir gelişme var. Kimlik verileri İsrail'e akacak. Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in yani eski adıyla Twitter'ın onaylı hesap oluşturan Blue kullanıcılarından bir öz çekimi örneği ve kimlik kartının fotoğrafını isteyeceği. Bu bilgileri de İsrail merkezli Authentix isimli şirkete saklayacağı belirtildi. Kimlik doğrulama amacıyla temin edilecek bilgiler Authentix'te 30 gün boyunca saklanacak. Dolayısıyla kişisel verilerimizin ciddi anlamda tehdit altında olduğu ve bunun da aslında İsrail'e satılacak olması beraberinde bazı problemleri getirdiği söylenebilir. Ne dersiniz? Twitter veya sosyal medya hesapları diyelim. Yani sadece Twitter değil, bir başkası Facebook içinde geçerli. İşte diğer birçokların kullandığı sosyal medya hesapları var. Bence her zaman zaten bunları düşünerek hareket etmek lazım. Yani hiç şaşırmadım mesela. Yani Twitter'ın fotoğraf ve bilgileri İsrail'deki Nemne şirketine değil mi? Orada yazıyor. Authentics diye o, okudum ben ama evet. Authentics evet. Yani oraya gönderdiği gönderdi haberini hiç yadırgamadım ve şaşırmadım. Niye? Çünkü zaten e, bu sosyal medya mecralarında siz neredeyse İsrail ve Siyonizm aleyhine bir şey yapamıyorsunuz. Mesela LGBT lobisiyle ilgili bir şey paylaşamıyorsunuz. Paylaştığınız anda tehdit alıyorsunuz. Kapatıyor sizi, yok sayıyor. Şimdi bunlardan anlıyorsunuz zaten ya bunların da bir şeye hizmet ettiğini, bir şeyler için var olduğunu, dünyayı nasıl e, yönetmeye çalıştıklarını. Herkesin bakın en ufak şeyini bile bilgisini dahi e, arşivlemeye çalıştıklarını, e, kendi sistemlerini kaydettiklerini gösteren bir haber. Biz bu kadarını okuyoruz, başka bir şeyini de okuyamıyoruz. Başka ne tür bir dümen dönüyor, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla burada tabii ki kimseye Twitter'ı kullanmayın, Facebook, Instagram'dan uzak durun deme şey değiliz. Hepimiz de kullanıyoruz. Burada belki yapılması gereken tek bir şey var. Bunun bilincinde olun, buna göre hareket edin ve bunların maskeli hareket ettiğini bilelim. Yani bunlar sizin verilerinizi depolamakla kalmıyorlar. Artı hakikatin ve doğrunun mesela örneğin işte bu pandemi döneminde aşı olup olmadığı çok tartışılan değil mi? Birkaç ayda oluşturulan birçok fazla geçmemiş ve bugün artık pek çok yan etkisi çıkan birçok insanı öldürdüğü söylenen o sıvılarla ilgili ben aşı demiyorum sıvılarla ilgili bir yorum yapsanız, bir paylaşım yapsanız hemen uyarılıyorsunuz ve aynı şekilde sapkın akımlarla ilgili adamlar onlara öyle destekçi ki, sponsor ki aleyhine bir paylaşım yaptığınız zaman video yorum e, anında e, uyarı veriyor ve diyor ki kapatacağız diyor. E hani düşünce özgürlüğü, hani fikir özgürlüğü değil mi? Yok abi. Ya bunların böyle bir yönü var. Bunu da bilelim. Ben mesela açık verin Mesela Ermeni meselesiyle ilgili ya 1915 olayları ki ben Ermeni olaylarıyla ilgili 1915'teki olaylarla ilgili e, klasik böyle faşizan bir dilde kullanan birisi değilim. Ben orada e, bu meseledeki suçluluğun itaat ve terakki olduğunu söylüyorum. İttihat ve terakkinin masum olmadığını söylenenlerdenim. Bu kadar da e, ortadan konuşan biriyim, objektif konuşan biriyim. Ama buna rağmen e, mesela YouTube benim videomu kaldı. Yani öyle bir faşizan söylem yok. Ermenileri dışlayan, aşağılayan, işte biz yapmadık falan da diyen birisi değilim. Bunu yapan varsa diyorum itaat ve terakkidir. Yapmadı da demiyorum. Çünkü niye? Ben mesela Nazi soykırımını Almanlar yaptı demiyoruz değil mi? Nazi soykırımı diyoruz. Orada da bir yanlış yapılmışsa diyorum bunu İttihat ve Terakki yapmıştır. Bizi bağlamaz Osmanlı'yı da bağlamaz. İttihat ve Terakki Osmanlı'yı da yıkan bir örgüttür. Yani ben olaya biraz böyle bakıyorum. Yani bazıları gibi komple reddetmiyorum. Vardı demiyorum. Ne yaşanmışsa diyorum. Böyle Bunlar yaşanmıştır. Yaşatmıştır. Dolayısıyla burada bu kadar ılımlı ve normal bir yorumu bile sıkıntılı saydım mesela YouTube. Dolayısıyla düşünce ve fikir hürriyeti bunların sadece belli bir noktasına kadar onu da belirtelim verilerinize sahip çıkın diyelim. Sayın gün çok teşekkürler aktarmış olduklarınız için. Kıymetli izleyiciler, manşetlerin dilinden yansıyanları aktarmaya çalıştık. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın.